açıldı okuyalım. Erkekler bir takım yerlerde üstündürler diyor. Üstündürler. Ama bak belli meselelerde tamam mı? Yanlış anlamayın beni. Bima faddalallahu ala ba'd. Niye? Allah bazı konulara dilediğini dilediğine faziletli kılar. Ya İbrahim Aleyhisselam peygamberimizin üstün olmasını kafaya takmamış. Sana ne oluyor ya? Gönderilmişlerin efendisi kimdir? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İbrahim Aleyhisselam demiş ki sen benimle nasıl daha faziletli olabilirsin? Çünkü Allah'ın kuralı bu. Tilka ala ba'd. Biz bir takım elçileri bir takımlarına faziletli kılarız diyor. Ve bir takım işleri de bir takımlarına faziletli kılarız. Bu Allah'ın ahkamını değiştiremezsin. E ve bima enfaku min bak söylüyor. Hangi yönden kavvandırlar? Hangi yönden yöneticidirler? Çünkü onlar emvalihim. O erkekler mallarından hanımlarına ve çocuklarına infak ederler. Çalışma vücubiyeti onlara aittir. Fasalihatu qanitatun hafizatun. O salih kadınlar ki kan itaatkar. Yani diyor ki efendim bir kadın eğer kocasını razı etmeden uyumuşsa tabii bu meşru dairede he. Efendim ben gece vakti sen üçte senden nes kafa istedim niye getirmedin? Böyle bir böyle bir ruh hastalığından dolayı değil. Normal. Yemek yapıyorsun. Çocuğa bakıyor musun? Bak hani varmış ya duymuş demiş ki Hacı abi demiş beyefendi demiş ya benim demiş çocukları emzirmeme gerek yokmuş. O çocuklara bakmama gerek yokmuş. Ben istersem sen hizmetçi tutmak gerekiyormuş yani sen tutmak zorundaymışsın. O da ne demiş beyefendi de ben de ikinci hanımı alabiliyormuşum biliyor musun demiş yani. Ona sonra susmuş tamam tamam demiş şey onu yapmayalım demiş yani. Yani birbirimize yüklenen misyonlar var. Saygı çerçevesinde tabii bunlar. Efendim. E şimdi ne? Kapan. Kapanmam. itaat etmiyor. Ya sen dışarı çıkarken biraz sanki makyaj yapıyorsun. Yapma. Veya hanım diyor ki ona ya sen saçlarına wax mak sürüyorsun. Güzel kokular sürünüyorsun. Yakışıklı adamsın ama yakışmıyor sana. O da dinlemiyor. Günahkar olur. Ne niyetle sürüyorsun bunları? Niye yapıyorsun? Sen helaline cici olman lazım. Dışarıya öcü olman lazım. Biri bana öyle demişti. Ya bu çarşaf da çok öcü gibi demişti. Yani. E öyle olması lazım zaten. Ne olacaktı ki başka? Dışarıya öcü söyleyin. içeriye cici. Helaline cici olacaksın. Dışarıya öcü olacaksın ya. Dışarıya cici olmanın ne manası var ya? Diyorsun ki yani hanım mesela ben sana eve para bırakmış mesela. Bazı öyle buradaki hanım kardeşlerimizi tenzih ederim ama bana sorular çok geldiği için acayip acayip şeyler duyuyorum ya. Ondan sonra bazı oluyor böyle. Ulan inşallah şu 5 bin lirayı şuraya koydu inşallah unutur. Hazır böyle trend yolda benim alacağım makyaj malzemeleri de var. Oradan bir kaktırırız diyor yani mesela. O para kalsın da diyor. Ne diyor hadis-i şerif? Bir adam para bıraksa, o hanımefendi de ondan diyor sadaka verse ama kocasına sormadan. Kocası da genel bir izin vermemiş. Yani mesela ben verdim. Dedim ki varsa ihtiyaç sahibi cebinden para ver dedim sen. Dağıt dedim. Ama vermemiş adam mesela. Diyor ki sevabı kocayadır, günahı kadına durdu. Bu kadar acayip bir şey. Ve razı olmadan uyudu kocası diyor. Diyor ki kocasının diyor hakkını çok affedersin kocasının burnundan akan kanı içse kocasının hakkını ödeyemez bu şey. Ödeyemez mi? Şimdi bunlar hadis. Ha kadınların hakkı yok mu? Oho. Haftaya da onu anlatırım ya. Yani. <laughs> Öyle diyeyim de haftaya değil de bir dahaki ay hanımlar da gelsin. Beni zannetmesinler erkeklerin tarafını tutuyorum yani. Ha? Biz eşitlikten haktan yanayız. Ama hangi eşitlik ve haktan? Allah'ın belirlediği ölçülerde. Örf ve adetler şeriata uygunsa alınırlar. Şeriata uygun değilse def edilirler. Çünkü bizim töremiz İslam'dır. Mesela bizim doğuda böyle bir anlayış vardı yani kız çocuklar işte erkek doğmadı mı bilmem ne falan. Bunlar hep yanlış işler yani. Nasıl işler bunlar? Veya torun sevilmiyordu mesela babanın yanında. Mesela deden varsa babanın yanında çocuk sevilmez. Bizde bizim şey de öyle. Yani İslam'a uygun mu değil mi tartışılır mesela. Ama böyle bir gelenek var. İslam'a uygunsa ben o geleneği alırım. Bak ne diyor? Kadın itaatkar, hafizat koruyor. Neyi? Lil gaybi bima hafizallah. Yani Allah'ın emrettiği. Namusunu koruyor, kocasının malını koruyor, evini koruyor. Ne güzel. Ne diyor? Bir kadın beş vakit namazını kılsa, Ramazan orucunu tutsa, ve şahraha, ve hafizat farcaha, namusunu korusa, o ta'at kocasına itaat etse, dekhalet cennet. Cennete girdi diyor. Dört madde. Cennete girdi. Bu kadar. Efendi Hazretleri şöyle yapardı. Cennet burası, Aha burada derdi. Aha burada. Yani girecek değil. Girdi girdi içinde derdi. Yani. Ya. Vallahi şu, şuraya geleceğim. Çok önemli mesele. Allah aklıma getirdi. Bitiriyorum. Tekafûne nüşûzehunne fe'izûhunne. Bir kadının serkeşliğinden korkulursa. Yani helal emrediyorsun. O haram yapıyor. Yani kendi hevana göre demiyoruz. İslam'a göre bir serkeşlik var. Kapan diyorsun. Mesela kapanmıyor. Mesela. Veya bunu yapma diyorsun. Dışarıda ruj sürme diyorsun. Sana ne? Karışma. Ana. Diyor. Tamam. Faizun. <laughs> Vaaz <et>. Anlat. Vefcihuru <laughs> anlamadım. Konuştun anlamadım. Ama inatla da değil yani. Böyle başına bastıra bastıra. Mesela i̇şte bazı sinirli adam oluyor mesela. Kadın diyor ki niye namaz kılmıyorsun? Ne biçim adam? Adamın hiç kılası gelmiyor mu sana? Hele bir de Trabzonluysa hiç o işlere girme yani. Lassa. O. Mesela hadis-i şerifte geçiyor ya. Teheccüde kalkmıyorsa bir su dökün diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama sen şimdi bunu laza nasıl yapacaksın yani? Başlayacağım teheccüde de sana da diyecek ondan sonra. Sinirlenebilir yani. Bu sefer bizim kursta vardı öyle. Adam şeye kaldırıyordu sabah namazını ama çok böyle ters kaldırıyordu yani. Talebelik yapanlar bilir. Hani asker mi nasıl uyuz oluyorsunuz böyle bom bom vuruyor böyle. Kalk lan falan. Sen diyor, ulan hayvan mı kaldırıyorsun lan? Ne yapıyorsun falan? Bir tanesi de ben uyuyorum çocuğun kafasına vuruyor böyle. Tam böyle yastığa doğru böyle tepki. Çocuk bir kalktı bir sinirlendi dedi. Böyle namaza cehenneme gireceksen ben gireceğim lan. Dedi. Git lan dedi kılmıyorum. Dedi. Sinir yaptı inat etti ya. Yani. yani anlatırken de hanı, veya beyefendi bak yanlış yapıyorsun. Etme eyleme. Veya mesela hanımefendi çekiniyor. Namaz kıldı diyemiyor. Açarsın bir sohbet oradan yalanla. Biraz da ses yaparsın. Tam böyle namaz kılmayanların belasını başına gelecek bela var. Bir de hoparlörü bağlarsın. En azından oradan duyar. Taktiktir mesela. Anlat olmadı. Vehcuruhunne fit. Yatakları ayırın diyor. Yatakları ayırın. Yani beyefendi, hanımefendi anlasın ki beyefendi bir tepki yapıyor. Uzattım özür dilerim farkındayım bitiriyorum. Vadribuhun. Şimdi ah. Öyle zurnanın patladığı yer yani. Ondan da anlamazsa vadribuhun. Ne demek? Vurun diyor hocam. Bu çağda böyle ayet mi olur? İnkar eden gavur olur darabeden başka mana veren ayet okuyorum size. Allah'ın ahkamını okuyorum. Peki bu nasıl bir vurmak? Tabii ki kafaya göze değil. birini adam tüple dövmüş. Yani deli misin? Manyak mısın? Yapılır mı bu ya? Hasta mısın ya? Bunlar bize emanet diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. La bu vurmayın. Peygamberimizi bir kere vurduğunu gördünüz mü? Rivayette haşa ve kella. Yüzüne sövmeyin diyor. Yüzüne bile hakaret etmeyin. Yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin hanımlarımıza. Hanımları size emanettir. Ve onlar köprücük keminden yaratılmıştır. Yamukdurlar. Çok baskı yaparsan kırarsın. Hepten de bırakırsan yamuk kalır. Sen orta yol ol diyor. Anladık mı? Vurun diyor. Hatta. Bak şimdi. Ben sana söyleyeyim ya. Açılabilecek mi bakayım. Diyanete bakalım. Diyanete bakalım. Nisa suresi 34. Bana inanmıyorsunuz belki ha. İnanıyorsunuzdur da. İnşallah. Ben de hiç bakmamıştım diyanete ama. Dur bakayım bizi şey yapmasınlar. Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız onları hafifçe dövün. Sen şimdi bunu camide kürsüde anlatmak bakalım. Diyanetin al mealini göster. Diyanetin resmi meali. Ne demek? Kaba etlere. Ama bu ne demek? Nişan taşında büyümüş bir kıza bunu yap demiyor. Millet anlıyor ki bu ayetler sadece şişliyeymiş. inmiş. Öyle bir şey yok. Bütün dünyadaki Müslümanlara. Doğu Anadolu'ya, Afrika'daki kırsala, herkese inmiş. Kusura bakma, benim babaannem hötten anlıyordu. Dedem böyle hıt yaptığı zaman kendine çekidüzen veriyordu. Babam böyle bir sinir yap, anam kendine çekidüzen veriyor. Bu insanlar 40 yıldır evliler, yuva yıkılmamış. Ben demiyorum ki İstanbul'da büyümüş bir kıza git vur haşa ve kella. Buradaki vurmaktan ha, maksat nedir? O yuvayı kurtarabileceğine inanıyorsan bunu yap o kadıncağız bunu anlıyorsa bunu yap. Ya herkes eğitimli olmak zorunda mı? Yunus abi böyle bir zorunluluk var mı? Belki bir dağda da büyümüş olabilir. Olamaz mı? Köyde büyümüş. Beyefendi de köyde büyümüş. Hanımefendi de köyde büyümüş. Birbirine sert yaptıkları zaman anlıyorlar. Ama yuvayı ayakta tutabiliyoruz burada. Buradaki ayet vücubiyet değil ki. Vurmak vaciptir değil ki. Yuvayı kurtarabiliyorsan bunu yap diyor. Ama bu kendine göre nişan taşıyla olduğu için bu ayet böyle ayet mi olur diyor. İnkar ediyor. Tamamını görebilmek lazım. Fıtratı bozmamak lazım. Allah Celle Celaluhu sabredip dinlediğiniz için hepinizden razı olsun.